düşünmeye başlayabildim. İlk gözünüzü açtığınızda uzay mekiğinin içerisindeydiniz değil mi? The spaceship. At first I thought I was had been injured and taken to a hospital. Yaralandığımı ve bir hastaneye götürüldüğümü düşündüm. Sırt üstü yatıyordum. Başımın üstünde bir ışık vardı ve hareket eden insanların seslerini duyuyordum ve onların doktor olduğunu zannediyordum. Sesler duydunuz mu? Evet, hareket sesi. İnsanların hareket edişinin seslerini duyuyordum. No words. İnsan sesi, hayır, insan sesi yoktu. Ancak odaklanmakta, gözlerimi odaklamakta zorluk çekiyordum. Ve nihayet artık gözlerimi odaklayabildiğimde gördüğüm şeyin bir doktor değil de korkunç bir yaratık olduğunu görünce iyice şaşırdım ve neredeyse çıldırmış gibiydim. Çok güçsüzdüm ve oynatamıyordum bile bedenimi. Ve korku da bir yandan benim artık kendimi masadan kaldırmamı sağlayan güç oldu. O güç de çok enteresan değil mi? Hani yani bir anda yatıyorsun, yattığın yerde gözlerini bir açıyorsun, hastanedesin zannediyorsun. Bir bakıyorsun karşında bayağı bir çok farklı formlarda, var, çok dünya, farklı dışı formlarda var, yani. Dünya dışı varlıklar var. Hani insan kendini ölmüş zanneder ve hani bir yerdeyim ya da rüya görüyorum, kabustayım falan zanneder. Öyle bir şey hissetti mi? Yani direkt idrak etti mi ki uzaylılar tarafından kaçırıldığını? Well, I was sort of wondering where yani I was aslında da merak ediyordum neredeyim ben diye ve hastaneye benzeyen, üstümde ışık olan bir yerdeydim. Ve onları daha görmeden önce bu nesneye yaklaştığımı hatırladım ve bir şekilde bu cisimden dolayı yaralandığımı düşündüm. Ve onları gördüğüm zaman iki iki toplayıp bir geminin içinde olduğumu peki, o zaman idrak ettim. Peki ilk o yaratıkları gördüğünüz zaman uzaylı yaratıkları, yaratıklı diyeceğiz. Varlıkları diyelim. Uzaylı varlıkları ilk gördüğünüz zaman ne yaptınız? İlk tepkiniz ne oldu? Hani kimsin sen falan dediniz mi ya da hani? Well, I just was so hysterical. I just started screaming. Korkmuştum ki bağırıp çağırıyordum ve yani o kadar da aklı başında değildi tepkilerim. Onları kenara itekledim ve aslında onları vurmaya çalışıyordum. Ancak o kadar güçsüzdüm ki bu hani bir itekleme gibi oldu. Dokunuyor bile. Hayır, you didn't afraid of them, you tried to push them. Hayır, korkudan. Korkudan, hayır, ittiriyor bile yani. Dokunmuş birkaç bir tanesine zaten. Onun sonra nasıl bir feelingti diye. Dokunmuş mu? Aa, did you touch one? Did you touch one of them? Onlardan birine dokundunuz mu? Evet. They were softer than I expected. Benim beklediğimden daha yumuşaktılar aslında. Hani bir insan bedeni kadar sert değillerdi ve tahminimden daha hafiflerdi. Benim elimin çarptığı öbürüne devrildi ve ben çok güçsüz olmama rağmen kımıldayamayacak halde olmama rağmen. Tenleri nasıldı? Hani bizimki gibi bir ten miydi yoksa böyle hani yapış yapış mıydı? Ne bileyim ben, nasıldı yani? Hissiyatı nasıldı o varlığın, dokunma hissiyatı? Ben onların derilerine dokunmadım, ciltlerine dokunmadım. Sadece göğüslerinin ortasına temas ettim ve tek hissettiğim bu nedenle de elbisesinin üstünden bedeninin yapısıydı. Peki buna mı benziyorlardı? There's some similarities between this model and what I saw. Bazı benzerlikler var aslında bu modelle benim gördüğüm şeyler arasında. Canlandırma görüntüleri var. Artık filmi değil, canlandırma görüntüleri verelim. O canlandırma görüntüler de herhalde birebirdir. O daha yakın tabii. Filmde çok değişik çünkü varlıklar. Öyle alakası yok. Filmi, evet, film korku filmi yapmışlar bayağı adamın üzerinden. Filmi zaten çok değiştirdiler. Travis de çok kızdı yapımcılara zaten. Travis was very, very mad about that. Canlandırmayı filmi değil. Özellikle gemide uyanıp varlıkları görüşü. Canlandırma böyle mi başlıyor? Hayır, bu film. Bu film. Bu film, bunu değiştirin. Bir tane canlandırma olması lazım sizde. Onu yapacaksınız. Vereceksiniz yayına inşallah. Evet, neyse, biz sohbetimize devam edelim sizinle. İttiriyorsunuz. Siz ittirince o da gidiyor. Yani kaçıyor, bayağı dokunuyorsunuz. Yani gövde kısmına dokunuyorsunuz.
Yes. Sonra ne oldu? Hani o gövde kısmına dokunuz, ittirdiniz, o da bir gitti. Hani siz diyorsunuz ki çok ağır bir varlık da değildi. Well, they had some sort of device lying across my chest. Bir takım cihazlar vardı göğsümün üstüne bağlanmış gibi ve onlardan kurtulmak istiyordum. Onlar bu tarafımdaydı. Sorry, ben de masadan kalktım. Pardon, can size sormam gereken bir şey var. Bize acaba oradaki manzarayı, durumu anlatabilir misiniz? Bir masa mı vardı? Bir şey var mıydı? Etrafınızda neler vardı? Filmde oldukça organik ve kalabalık görünen bir ortam betimlemişler ama hiç de ona benzemiyordu. Oldukça sade ve steril bir ortamdı. Çok aydınlık değildi. Aslında loş gibiydi. Ve nemli ve sıcak bir ortamdı. Ve de çok dar, sıkışık bir yerdi. Neredeyse klostrofobikti. Hiç böyle gözüne çarpan bir şey olmadı mı? Bir ışıkmış, ne bileyim. Hani hep görürüz ya uzay mekiklerinin içerisinde. Böyle aletler, ışıklar, düğmeler çok, falan. Çok simple, çok basit, sade bir oda. Sade bir oda? Çok sade. Ha, ama biraz nemli. Şimdi anlatırsın atıyoruz. There was an array of instruments lying out there. Orada bir takım ışınlar çıkaran aletler vardı ve ben onlara vurmaya, çarpmaya çalışıyordum. Yani vurabileceğim kadar yakın değillerdi aslında ama bana yaklaşmasınlar diye onları korkutmaya çalışıyordum. Ve durdular ve bana doğru uzattılar ellerini. Ondan sonra da üçü, her birisi dönüp aynı anda odayı terk ettiler.